Ne olmuş Halis Toprak 17 yaşında? Ne yapmış? 17 yaşında bir kızla Ne evlenmiş. kötü iş yapmış değil mi? Demek ki Terbiyesiz canım. 17 yaşında bir kızla evlenmek çok kötüymüş değil mi? 14 yaşında Basına kıza göre öyle. ha, İsyan ettiler. 14 yaşındaki kızla evlenmek Daha da kötüdür demek ki. olur mu? İyi midir hocam? Olur mu? Niye 17 O yaşındakiyle Abdullah evlenmek Gül, ki? Abdullah Gül. Ha o ayrı, Doğru. o ayrı. İşte bunlar iki yüzlüdür. Evet. Bunlar iki yüzlüdür. 14 yaşından liseye alacaksın. Başına türban geçireceksin. Halis Toprak'a bu laf ederken bunu niye söylemediniz? 70 yaşında, 71 yaşında genç bir kızla evlenmiş. Siz 71 yaşındaki Berlusconi'nin yatak kadınını getirip burada habur gibi kırmızı halılarla karşılamadınız mı? Karşıladılar. Berlusconi Evet. geldiğinde anlaşma için. Aynen o kadın geldi ve İşte hatta ben çok bizim iyi hatırlıyorum. programlarımızı izlerlerse böyle izleyecekler. O sabah ben bunu Bunların söyledim. ikiyüzlülüğünü bize Halis Toprak'ı savunduruyorlar. Siz liseden bir kızı çıkartıp 14 yaşındaki kızı çıkartıp güya bir yıl bekleyerek kanuna göre 15 yaşında evlenip Hocam çıkartırsanız liseden bir yıl beklemezsiniz. Bu işin neyse, doğasında o beni yoktur bu. ilgilendirmiyor. Ondan sonra bunlardan hiç bahsetmeyeceksiniz. Siz iki yüzlü basın. Siz iki yüzlü televizyon. Siz ciner pavyon. Pardon? Ciner pavyon. Nasıl bir Onu şeydi? birazdan sor. Ciner pavyon açıldı İstanbul'da. Serdar Turgut her akşam oraya gidiyormuş. Yerini öğreneyim ben de gideyim Evet, arada tamam. sırada. Alırlar mı seni? Almazlarsa da bak camdan bakarız En böyle. son biz Güneyliyiz, Hataylıyız. Bizde pavyonlar çoktu. Ama bu ciner pavyon çok iyiymiş. Her gece bir uzun bacaklı kız varmış orada. Hocam oraya birazdan Gireceğiz, gelir mi? gireceğiz. Tamam, bu Oradan ayrıntı anlaşıldı mı? isteyeceğim. Evet. Sömürgedir bu. Sömürgenin tarifi budur. Dışarıdan getirilir, sizi yönetirler. Şükürtlere bak! Ha! Buradan dışarıdan gelirse bunlar, onlara sesleri yok. Onlara sesleri yok. Onlara sesleri yok. Sizin Kürtlüğünüze bana anlatamazsınız artık. Sizin Kürtlüğünüzü Kürtler ben öğrettim size. Burada hocam. Aradığınız buysa. Bunları göster onlara. Ha. Benim bir İtaki yayın evim vardı. Çok Mehmet Uzun'u basıyor. Ben onlara söyledim. Hocam bir iflasa yaklaştı. Hocam söyledim ben dedi. Bir de başka yayın evim vardı. O da Beckham'ı. Futbolcu Beckham'ı. İkisine de laf arasında söylemişim. Gevezeyim ya. Ona söylemişim. Kürtler kitap okumaz. Hiç kitap okumaz. Hiç. Abdullah Öcalan'ı da okumazlar. Sırrı adından başka hiçbir şey bilmez. Sakık. Tabii. Hepsini tanırım. Hepsini tanırım. Hepsini tanırım. Bunları da okumazlar. Koklarlar. Bunlar Türkiye'deki Kürt tarihiyle ilgili, şununla ilgili kitaplar. Bak. Arkasında görsün de korkmasın. Siz kimsiniz? Bu kitapta var. Nasıl kurulduğuna dair. Bu kitabı Vamuk Volkan'ı biliyorsun değil mi? Evet. Emekli Dünyada bu Büyükelçi. kitap esas alınır. İngilizce'de. Över de çok fazla. Benim yazdıklarım esas alınır. Ondan sonra gayet güzel. Okumazlar. Okumazlar. Onun için anlatırız bunu. Sizin Kürtlüğünüzü bana anlatamazsınız. Bu ilk Abdullah Öcalan'a ilk gittiğinizde Şu çıkardığınız kitap. ilk. Evet. Kürtler üzerine Ha. tezler. Ha. O zaman ben çok yakınınızdaydım. Sizi Aman gayet iyi efendim benim hatırlıyorum. hakkımda neler de bir tanesini de Hürriyet'e manşet yaptırdın. Öcalan'la beraber. Şimdi onları açtırma. Evet. Demek ki devam ediyoruz. Aşağı yukarı programı da epey ilerledik. Yani Bu bölümde bir 5 dakikamız kaldı. Sonra yeni bölümü tamam. 5 geçeceğiz. dakika sonra. Şu Obama'ya hocam bir Obama'ya dokunmadan bu bölümü bitirmeyelim. Tamam. Nedir Şimdi bitirdik. Obama bu Demek tablonun ki bu neresinde? sömürge. Sömürgenin tarifi. Sömürgenin. Ha, bizim Kürtler
Birisi Türk olursa itiraz edecek. Suudi Arabistan'dan gelirse itiraz etmeyecek. İyi işler yapıyor diyecek. Amerika'da bir bankadan gelirse Bebecan gibi. İyi işler yapacak. Siz ne biçim millicisiniz? Sizin hiçbir şeyiniz kalmadı. Yeniden başlayacağız Kürtlüğe de. Heh, bunları öğreneceksiniz. Hepinize öğreneceksiniz. Ne demiş? Timur Lenk, Yıldırım Beyazıt'a. Ne güzeldir. Ya bu dünya demiş, benim gibi bir topalla, senin gibi bir köle mi kaldı? Şimdi Ahmet Türk'le Beşir Atalay'a da bu yakışır. Ya o Ahmet o, bu dünya senin gibi bir aşiretçiyle, benim gibi bir tarikatçıya mı kaldı? Bize demokrasiyi bir aşiretçiyle, bir tarikatçı getirecek. Geçen programda okudum onu, tekrar okuyayım mı? Kemal Gürüz'ün YÖK Başkanı olarak Beşir Atalay'ı, evet. İrticai nedenle, tarikat nedenlerle, İran'a gittiği nedenlerle işinden attığını, onların da ellerine iktidar geldiğinde Kemal Gürüz'ü gözaltına aldıklarını. Ne demek gözaltına? Hücrede beraberdik. Yan yanaydık. Taşlar üzerinde. 4 gün yattı tahtalar üzerinde. Kürt kendisi diye. Bunun farkında mıydı hocam? Ne gibi? Kemal Gürüz neden oraya alındığının farkında mıydı? Şu Beşir Atalay konusunun farkında mıydı? Ben söyledim ona. Siz söylediniz. Tabii. Yani. Sonra söyledim. Teşekkür ederim. Ha. Ve bakın. Bakın. Şimdi... Bakın yeni kuşaklar, böyle çalışacaksınız benim gibi. Burada 2 kart var. İkisinin de tarihi 30 Haziran 2009. Birinde Albay Dursun Çiçek tutuklandı. 1 Temmuz 2009'da alınmış. Tarih böyle. Öbüründe 30 Haziran 2009, bu senin için çok önemli, gazetecisin, Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'a ben sana güvenmiyorum diyor. Bunu ilk defa 30 Haziran'da söyledi. Ey gençler, demek ki Yalçın Küçük hocanız tarih düşmüş. 30 Haziran'da bunu kaydettiğim için Deniz Baykal, artık kamera olmadan oturmam diyor. Oturmam. Niye konuştuğunu birazdan onu sorarsan. Neler anlatıyoruz biz burada? Oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Yazanlar düzelsinler. Dolmabahçe'ye benzemesin diyor. Hayır. Yanlış söylüyor. Çengelköy'de balıkçıya benzemesin. Demek doğrusu ki... odur değil mi hocam? Bravo! Bravo Halilullah. Baş başa yedikleri... Ya şu Halilullah kaldı mı hocam artık? Halil Nebiler. Kur'an'da öyle. E tamam ama o ben değilim. Peki, peki, peki. Beni kastettiklerini zannetmiyorum. Tamam, peki. Ama bu Çengelköy'deki balık restoranı konusu bence, bilmiyorum siz ne dersiniz, şeyden daha önemli değil mi? Dolmabahçe'den. Yakın geçmişe göre. Bizde Sezar'ın hakkı, biz dürüstüz. Bunu da açıklayan Zülfü Livaneli'dir. Bütün açıklamaları arşivlerimizde vardır. O bir dramdır. Ama bugün ona girmeyeceğim. Neden? Deniz Baykal iyi bir yolda. Evet. İncitmeyeceğim. Sadece bu kadar. Sadece genç kuşaklara, genç araştırıcılara her şeyi not edeceksiniz. Karta alacaksınız ve birleştireceksiniz. Böyle. Şu halinizle Deniz Baykal'a abilik yapan bir hocaya benziyor. Arkadaşımdır. Biraz abi gibi. Hayır. Peki. İkimiz aynı yaştayız. Fikren. Evet. Olcay karısı benim 4 yıldır sınıf arkadaşım. Temre'nin yurt oda arkadaşı. Şu anda bu meselede hem kamerasız konuşmadığı için doğru yaptı. Hem de
taburla ilgili teşhisleri açık olduğu için hem de bundan sonra gen soruyu bitmiştir. Sokağa ineceğiz. Bu ne demektir? Köy köy dolaşacağız dedi değil mi hocam? Cumhuriyeti halk savunacak. Bu ne demektir? Bilim bu ne demektir? Ey yüksek komutanlar, 1956'daki durumunuzdasınız.